Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı görüşənlərin qarşılığımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz, bugün 2024-cü ilə 17-ci noyabr, yəkşənbə. Hər yəkşənbə günü ətdiyəndə bir həftə cəriyanda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidir ki, ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzurunlar sunub gələtimiz. Qınundaqda aldı bilən bu həftədiki xəbərlərimizdən mavzuluruq közü gürtüb ötəyli. Xitay axbarat sahəsi dünyanın külküsüge qalmaqda. Xalqara parlamentlar ihtibaqı Taylandiki uyğurlar haqqıda BDT-gə çağırıq qıldı. Tayvanın özək şirkiti Xitayga ilğar özək setişini toxtatdı. İstanbulda Şərq Türkistan Cumhuriyet gününü xatirləş mürasimi ötküzüldü. Xitayının Qur'an-ı Kerimini qayt təfsir qılışı talaş tartış qozğıdı. Amerika istihbarat işxanası Uyğur irqi qırğınçılığı haqqında dokulat elan qıldı. Ve Marco Rubio'nun Taşqı işlər ministri vəzifəsinə köristilişi diqqət qozğıdı. Demek bu haftadaki xəbərlərimiz buladın ibarət. Qınındaqda birinci xəbərdən başlayıb görüb ötəyli. Xitay axbarat sahəsi dünyanın külküsügə qalmaqda. Qadirli görürmələrimiz, əlbəttə, əmiyyətdə Xitayının numusuzluğu, bütün axbarat sahəsi də bütünləy Xi Jinpingdən ibarət bu diktatorunu götürüş, maqtaş, yalaqçılıq qılış, bunun üstüge qurulğan bir axbarat deyəmdir. Bu, bununki siyasətiga, bunun partiyasiga qarata şununğa mərkəzləşkən, yəni həmmə nəsi şunun üstüge qurulğan bir rejim əlbəttə. Bu qədəm amalikin texinbək dünyaya özünü özü lavzı qılıb, özünü özü rəsva qılıb desəkən buldum deyə. Mən bu şunda qılçılıq bəzi insan deyib qaldım, aqıl deyilən nəsə yoxmudur bu Xitaylarda deyib. Yəni şunda bolsunmu dünyanın külküsüge qaldığanlığını, mazaq qılışıq uçuraydığanlığını bilib durub, yəni bu numusuzluğunu qılıyordu hem de. Xitayının 34-cü növətlik Xitay Xəbər Mükafatı 7-ci noyabr elan qılınğan bulub, Xinhua agentliğinin Xi Jinping tuluq avaz bilən dövlət rəisi və Mərkəzi Hərbi İşlər Komitetinin rəisi bulub saylandı deyən xəbəri, bu mavzu, bu xəbər, bu yıllık ən ali mükafatqa erişken. Dem diyen külkülük ya. Yani dem deyip kalka, özden çal, özden oyna, mayan çıkın elip mayan çıkın beriş ya. Bu derecede. Başka bir devlet tarafından erişilgen bolsa mı, onun bir münce ayıplaydık elbette. Bu şimdi bir rejimi berim sedem. Ama Xitay rejimi bu öz özüge bir vatı da bu mükafat ne? Mezkur mükafat Xitay Jurnalistler Birleşmesi tarafından yılda bir katım tarıklılığına bulup 3 dereceden başka yana alaydı mükafat türüme bakayım bununki. Şinhua agentliğinin Xi Jinping hakkındaki haber alaydı mükafatının en beşiği tızılgan. Çünkü Xi Jinping hakkısı yalakçılıkla musulmaydı. Onu kötü hem musulmaydı değil mi? Xitay Armisi Xabar Örgünün Xitay Şarq Xitay Armisi Xabar Örgünün ikinci bir mükafatına ilişkini Xitay Şarqi Uruş kısmının Tayvan etrafında manevr ötküzgenlik hakkındaki bir haberimi alaydı mükafatına ilişkin. Ondan başka atılmış Şinjan Kündelik Gezisi İdarası'nın 3 haberi ve 1 videosu mu 2. 3. derecelik mükafatına ilişkin. Xitay'ın türlük namlardaki ahbarat organları yukarı dinimdeki tarihtin bu yan, kurulgandın bu yan elbette bu rejimini, bu diktatör, karakçıla, ruhini bütün müşü siyasetlerine teşvik kılış, onun cinayetlerini yuşuruş, perdazlaş için hizmet kılıp kilovatı elbette. Yani bulbul değil de en töven derecedeki bu yalakçılardan başlayıp, en yukarısıca hemmesi yalakçılık sistemi üstüne kurulgan. Birbirinin cinayetini yapış, parıxorluk, bütün peskeşliğinin hemmesi var bunun için hem de. Cümleden Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılık cinayetini yuşuruş için kanda hizmet kılıp atkallıqını Xitay təşviqatlarının ki, her gün görüp durmasına, her hafta da haberlerimiz sunuvatımız. Yani bütünle şünki vala dünyada ispatlanmağın ya kanmaydıgan derecede nurğun dəlil ispatlarla ispatlanğan bolsun, numussuzlarca hazırlık gelişe bu irqi qırğınçılık cinayetini yuşurup kilovatıdır, itiraf kılmaya otudur. Ve bu taratqı sahasiga Xitay milyonlar məbləğ selib bir yerde özünün tətir təşviqatını künsür küçə etməyən otudur hazırlıkça. Elbette, axbarat erkillik məsəsində Xitay dünyanın
ең екен кейіндің санығанда бірінші ішкінде болып келіп жатқан бір дәулет әмді әр елі мәселенге өткен ел халықара журналистардың қоғдаш комитеті бұл дүрияны бар әйді бір документ елан қылып 2023 жылы Қытайда түрмеге қамалған 44 журналистың 20 дүгедек ұйғыр екенлікені ашқарлыған деп бұл елдің хабар Қытай хабар мүкапаты Қытай ақпарат саласының хақиқи маһиетіне яғни өзін өзі лауазы қылыш білен яғни бір қатым дүнияға ашқарлыған болды яғни ұйғыр дегенімдек өзіге өзі мүкапат беріп өзіні өзі хош қылып бүтін дүнияда нәпіретке ұшырап жатқан бүтін дүнияда әйепленіп жатқан бір ақпаратқа ақпаратмен деге болмайдыған Қытайдың депіне жалдыған бір тәшвиқат саласыға қандай бір тәшвиқат саласыға ие екендігін Қытайдың ұшқы ашқары көрсеткен болды бұл хабар. Хош, енді бір хабарымыз келсек. Халықара парламенттер іштіпақи Тайландтікі ұйғырлар хақыда БДТ-ға шақырық қылды. Әлбетте, қадірлі көрермендеріміз, Тайландтікі тұтып тұрылып жатқан ұйғырларымыз, бүтін дүниедегі ұйғырлардың күн тәртібінде тұрып жатқан қалбімізді ішіндіріп жатқан мұшынша жола жыл өткен болышыға қарамастан, әзірге хал болмай келіп жатқан бір мәселе. Бәз-бәзде күн тәртібі кеп тұрды, лекин яна ахырғы қарар білен бұланың тіхі азатлық шыққын жоқ. Бұл қатым Нью-Йорк вақыт келсі 8-ші ноябір Тайланд тұттырылып жатқан 48 ұйғыр хақыда тәпсілі хабар елан қылған. Бұл хабарда Халықара парламенттер іштіпақы бұл хабарға асасан Бірлескен Дөлетлер Тәшкілатының мәзкүр ұйғырларыны құтқызышқы шақырды Нью-Йорк уақыт кезіндегі хабардан кейін. Мақсус хабарда Хасан имам ісімлік ұйғыр яшының сәргүзәштілігін баян қылыш арқылы Тайландта тұтып тұрылып жатқан ұйғырлардың саны, олардың неме себептен шетелге қашып шыққанлығы, бір қысымының Түркияға келіші, бір қысымының Қытайға қайтарылышы, мұшу жарияларының һәммәсе тілге алынған деп хабарда. Нөбетте Тайландтырмыз тұтып тұрылып жатқан бұл 48 ұйғырның ішінішлік әхвалы тәфсилі халаты отырып қойылған бір хабар болғашқа Қытайға қарсы халықаралық тәшкілат болған Халықара парламенттер іштіпақы 10 ноябр Нью-Йорк уақыты кезінің мәхсус хабарын нақыл келтірген асасында Бірлескен Дөлеттер Тәшкілатының көшмелер ішілері али комиссары Филиппо Грандиға үш хат езіп Тайланд түрмесіге ұйғырлардың мәселесіге көңіл бөлішке вә бұл мәселеге қол тықшыға шақырды. Үш хатты Тайланд түрмесіге ұйғырлардың нашар шарайты тұрып жатқандығы, олардың айлы әзалары ва адвокаттары білен ала қылыша алмайдығандығы, инсани хұқықлары ва саламатлық әхвалының әндіші қозғайдыған әхвалы екенлігі, әгер олар Қытайға қайтарылып қалса, Қытайдың зиянкешлікке ұшырайдығандығы, шоң бедеті бұл мәселеге қол тығып, яман ақыбетінің алдыны еліш керектігі хақыда найты тәпсілі халетте бұл тілге алынған мәзкүр хатқа Халықара парламенттер іштіпақының 26 дәулеттегі 52 яқын парламент әзасы имза қойған мұны көріп тұрсыздар. Біз күнделік хабарымыздан бәдік тәпсілі халетте найты күшілік бір шақырған де 52 яқын парламент әзасы 26 дәулеттегі. İnsan haklarını kötü teşkilatının ki statistik karga vaktimizde hazır tutturulup atkan 52 yakın Uygur naçar türme şeraiti de turup atkanlığı bulanın dökülerde tilgalını turup atıdı. Bultur Abdullah Abdülaziz Mettuhti Mettkurban isimli iki Uygur kardeşimizin ki kaza kılgallık haberimi ahbaratla da hem bizden haberlerimiz birilgendi. Demek şeraitin kançilik naçar bir şerait geldi ki нұрғын авазлады мекелі отыды, іштімай үшкір бастырға мүші қуатыды. Вән мұшындағы тәшкілатла тәріпідім мұ, отырғы құйылып тұрылып отыды әмді. Раббім әң тіз пұрсетті қырындашырымыздың құтылып шықшыға асаллық бәсін деп тілейміз әлбетті. Хош, ең бір қабірміз кәсек, Тайваннан өзек шіркеті Қытайға илғар өзек сетішіне тоқтатты. Өзек мәселесі мұ, бейч тоқтап қалмайдыған бір мәселе. Бүгін күн сірі күшіп мәңватылу қайрып білен, Америка басшылығыдегі қайрып білен, Қытайның бұл мәселедегі ұрыс жетеді. Бұл қатым, Тайваннан ерім өткізгіш ішіліп шығыры чәкілік шіркеті. Яғни біз өткенде TSMC. Бұл өзек мәселесінің мақсус сөкпәт қылдық әмеңлағы мәлім болғандай Мүшәйіптінің дүшен бүкін дұмашылап, Қытайдегі қайридарларға илғар дәрежетке сүн-и әқіл өзәклеріне
ta'minlayolmaydiganligini uqtirgan bo'lib, ta'minlamaydiganligini uqtirgan bo'lib, bu qaror Amerika hukumatining buyrug'iga asosan chiqarilgan. Amerika ovozi berildi bu xabar, dunyodagi eng cho'ng ilg'or texnika, ilg'or o'zak ishlab chiqarguvchi shirkat bo'lgan TSMC, Tayvandagi yerim o'tkazguvchi shirkati. Oldingi hafta Xitoydagi xaridorlarga uqtirish yo'llab 11 noyabrdan tartib 7 nanometr yoki uningdan tuvan bo'lgan ilg'or o'zaklarni ta'minlamaydiganligini uqtirgan. Reuters agentligining xabar qilishi, shirkatning bu qarori Amerika hukumatining buyrug'iga asosan chiqarilgan bo'lib, agar ular Xitoy shirkatlariga ilg'or o'zak ta'minlamoqchi bo'lsa, chuqur Amerikaning qatnashishi asosidagi tekshirish, tasdiqlash bosqichidan o'tishi kerak. Ondan ta'minlayolsa deb bu shaklda bu shirkatga mushna buyruq tushirgan. Amerika Saudiya ministerligi cheklash buyrug'ini chiqarishdan bir necha hafta burun Tayvan yerim o'tkazuvchi shirkati Amerika Saudiya ministerligiga dokulat yo'llab, Xitoyning Huawei shirkatining Shantong 910 betipli sun'iy aql o'zikida Tayvan yerim o'tkazuvchi shirkati ishlab chiqargan yadrolik to'kili qurilmasining borligini uqtirgan ekanda endi ma buyruqni tushirishdan burun. Shuning bilan Amerika Saudiya ministerligi darhol bu haqda tekshirish boshlagan. Huawei shirkati Amerika hukumatining asosliq cheklash obyekti bo'lib, Huawei shirkatini har qanday mahsulot yoki texnika bilan ta'minlamoqchi bo'lgan shirkatlar Amerika Saudiya ministerligining ijozatnomasini olishi kerak. Bir vaziyatda hozir albatta Huawei masalasi mu yillardan buyon qanday jadal mojaro chiqqanligini bu ekrandan ko'rdinglar, angladinglar. Bu hozirgacha davom qilayotgan masala. Shuning uchun bu qatimmi nayti muhim qadam albatta. Biz suhbatda mana tafsil holatda to'xtaldi doktor bu masalada. Demak, bundaq muhim o'zaklarga Xitoyning har qanday bir shaklda erishishi cheklanmoqda bo'lgan sir. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Istanbulda Sharq Turkiston Jumhuriyat kunini xotirlash marosimi o'tkazildi. Albatta, qadrli ko'rmalarimiz. Bu Jumhuriyat kunimiz 12 noyabr. Faqat Turkiyada o'tkazilmaydi. Butun dunyoda xalqimiz yashayotgan har qanday bir yerda, mayli kichik, mayli cho'ng, mana shunday ikki qatim vatanimizda qurilgan jumhuriyatimiz turli faoliyatlar bilan, shu marosimlar bilan bu jumhuriyatni xotirlab kelyotgan xalqimiz Istanbulda har doim qadak, har yil qadak bu yilmi 12 noyabr kuni Zeytinburnu'da İstanbul'daki Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining tashkillashida ikki jumhuriyatimizning shu xotirlash marosimi o'tkazildi. Albatta, marosimga nurg'un xalqimiz qatnashdi. Habibulloh Qarimning Qur'oni Karim tilovati bilan boshlanib, orqadan Turkiya Jumhuriyati va jumhuriyatimizning davlat marshi o'qilgandan keyin Hidoyatulloh Og'uzxon efendim bu yerda nihoyatda mazmunli so'z qildi. Her ikki jumhuriyatningki qurilish kunini xotirlashdan iboratlarning so'zida bu jumhuriyat kunini xotirlashki maqsadning ikki qatimliq jumhuriyatni qurib chiqqan Sharq Turkiston xalqini Xitoy zulmidan qutuldirgan rahbar mujohidlarning ruhini o'lga qilib Sharq Turkistonning mustaqillikka erishtirish ruhini tiklash ekanligini, davomli bu ruhni uyg'oq tutish kerak ekanligini har yili buni ta'kidlab kelyapti. Demak, mayli kichik avlodlarimizga nisbatan bo'lsin, bunday faoliyatlarni o'tkazish albatta intoy muhim bo'lmasa, albatta yashayotgan muhitga, shu davlatlardagi shu iqimga kirib, bog'an siri unutildi deb. Shuning uchun buningga o'xshash bo'libmi jumhuriyatimizningki qurilgan bundoq kunlarda bu faoliyatlarni natij mustahkam shaklda o'tkazish intoy muhim albatta. Muhojiratga har bir Sharq Turkiston xalqining o'z mas'uliyatini ado qilish kerakligini bildirdi. Orqadan albatta Istiqlol televiziyasi tayyorlagan qisqa film ko'rsatildi. Uning keyindan Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Olimjon Bog'dan Jalal Arboy, sobiq millat vakili, Sharq Turkiston jamiyatiningki Ali Sodiq, Dunyo Uyg'ur qurultoyi vaqfiningki Abdurashid Abdulhamid efendi, Baydilli Turkmen jamiyatidan Ahmad Og'ja qatorliklar ayrim-ayrim bir qisqa salomlash so'zi qilgan bo'ldi. Bu asnada Zeytinburun shaharlik hukumatining raisi Umar Arisoy efendim bu faoliyatga qatnashib, o'zining salomini yo'lladi va bundaq muhim faoliyatga Uyg'urlarning faoliyati, Uyg'urlarning yendi bo'lishini orzu qilib kelganligini bildirdi. Va dunyo Turkistonlar jamiyati boshda
Kazak Türkleri Vakfı Reisi Çalal Kahraman Efendi, Dünya Türk Sarlıkları Hemkarlık Cemiyeti Reisi Burhan Kavuncu Efendi, Katarlıklarımız söz kaldı. Arkadan Özmürlerimiz bu şiir okudu. Arkadan Şak Türkistan Yanesli Hareketi'deki yaşlar tarafından tayyarlanan ikinci kıtımlık Şark Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluş ilanı hakkındaki iki perdelik tiyatr intayın canlı şekilde yaşlarımız tarafından takdim kılındı bir yerde. Şu küllerini eslettiğine ait sorun ehlinden mi, halkımızın kızgın alkışı gerekti bu. Arkadan mahsus teyim bu iki söz kılıkçılardan Doktor Alimcan Doğda Şark Türkistan Ölümalı Birliği Reisi Alimcan Buğda Şark Türkistan İslam Cumhuriyetleri, iki cumhuriyetinin ki aldı kendindeki ceryan, nurgun paciada, nurgun kemçiliklerimiz, nime üçün ayrılıp kaldık bu meselelerden? Naiti içinişlik, ibretlik ve kalan söylep ötü. Arkadan merhum şair Abdülhalik Uygur'un tukkalardan bulan küçük Muhlise şairinin Uygan Uygur namlık şiirini diklemesi Yakup Ali. Arkadan bu şu yine yaşlarımız dün Muhsin Özgazi iki cumhuriyeti hakkındaki yazgan yazmasını ve Abdülkadir Celaleddin'den Vatan ve İman namlık şiirini okup ötü. Arkadan Cemaat Erbabı Abdülkadir Yapcan efendim Şark Türkistan müstakillik ruhi diyen temada söz kıldı. Keyin yaşlarda Mustafa Muhammed Köçürmen Vatan mavzuluk şiirini okudu. Arkadan Şark Türkistan Ölümalar Birliği'nin Pişkadem Alimlerden Ataullah Halptacım İslam Noktası'dan Şark Türkistan Müstakillik hakkında toktaldı. Keyin Ölümalar Birliği'nin Tetkikat Merkezi Müdiri Muhammed Yusuf Karacım Cennet'in Yolu Vatendin Ütüdü mavzuluk temini söz kıldı. Ahırda Ömer Karacım'ın duası bilen bu faaliyetimiz nahiti mol mezmun bilen ben kıskılam söyleyip öttüm elbette. 3 saatin artık devamlaştı program İstiklal maili YouTube kanalımız ve Facebook kanalımızın nek meydanında tarih katıldı. Bunu kömügen kardeşlerimizden şu yerde söz kılgan tema ayrı mevzularla söz kılgan ustazlarının ki sözlerini çokum anlayışın tavsiye kılımız naiti yakışı bir program oldu. Hoş yeni bir haberimiz gelse Kıhtay'dan Kur'an-ı Kerim'de kayıt tefsir kılışı talaştırdış kozgu diye. Yani numussuzlukta uççuğu çıkışının yani pellesi deyimiz değil mi bunu? Numussuzlukta. Sen özden itikad kılmaydıkan, özden yokutuş için keç gündüz tırışı vatkan. Elbette bu yokutuşunun bir parçası değil mi? Şunda olsun mu yani bu numussuzluk hicil olmasın yani bunda bu Müslümanlar için hizmet kılmaz da çıkıdık var mı? Haberlerde bunu yazdı mı? Bu şu Kıhtay'da yaşa vatkan Müslümanlar'ın doğru İslam'ın içindir. Sen kim, İslam kim hem de? Numussuzluğa çevir. Devamlık, vatanımızda yürgüz vatkan bu numussuzlukları, baskınçılıkları, bastırışları bu yetmeyi. Hatta ki şu Tungan Müslümanlığa mukandak künsür kiyen vatkanlıkla uçuk görevdir vatımız. Bu katım, bu hıhtayınınki Kur'an-ı Kerim'de kayıt tefsir kılış meselesi mi? Talaş tarzı kozgan bir mesele oldu. Bu hareketin güzel kişiler Hıhtay'ın İslam'ını Hıhtaylaştırış arkalık dini kaidelerine arılışını küçüğe yetişen bir ifadesi deyip şuna inkasla buluvadı bu vakte. Amerika avazı verildi bu haber. Ningxia Tungan Abdunum rayon dairleri Kur'an'ın köy nuskısını müsaadır kılıp ilgirki bugün atalmış tüzdülgen nuskısını ilan kılıp bunu tarih dışkı başlayan. Bunun ilgiri Hıhtay İslam Cemiyeti Kur'an üzündüleri ve izahatları namlık kitabının neşir kılıç sökbet yığını ötküzgen bulup, bu muhtay işçi sırtıdına aiti gülgülü kozgan bir münaziri temesi boğandı. 10-29 günü Hıhtay İslam Cemiyeti tarafından ötküzülgen bu yığınğa Hıhtay Merkezi Komite Birlik Sep Bölümünün muavini reisi, Hıhtay Dini İşler İdarısının başkanı Chen Ruifeng riyasetçilik kılgan ve söz kılgan bir yerde. Bu mehluk sözde Kur'an üzündüleri ve izahları namlık kitabının Hıhtay'ın nüskısının tarihçilişi İslam dinini Hıhtaylaştırıştaki mühim bir kadem şunlukla İslam dini talim terbiyesi ve başkuruşunun küçüğe yetiş arkalık İslam dini Hıhtay cemiyeti, medeniyet muhiti ve kanun sistemesine tekhimi sığındırışını maksat kılıdı de bildirilir anamdı. Mezkur yığında atılmış Kur'an üzündüleri ve izahatları namlık kitabının İslam dini institutları da bekitilgen okutuş materyali süpürdü kullandığı bunun deyken, şu arkalık dini terbiyeni kayıplaştırdığı ve İslam dinini zamanı ve cemiyetle atılmış zamanı ve cemiyetmiş. Sesip getken bir cemiyetteydi. Bu cemiyetin ihtiyacı maslaştırışını ilgili sürdüğü karar kılınganımdı.
Elbette yukarı dikindeki Şarkı Türkistan'da sanap tüketkisiz meyli en köp dini saharimizge biz ne? Biz kılıp durup atkan, Hıtay'dan devamlı kalette çigra ayırıp duruşumuzga en küçülük amil bulup atkan dinimiz ne? Yılladın bu yan baskuş mu baskuş aleti yoktu. Acizlaştırıp kılıp atkan Hıtay, yani Karapkayla. Ve bu Nurgun atılmış kanunlarını çıkarıp, onu kılıp, bunu kılıp, alemimizin tutkun kılıp, dökmez çapılıp, yok kılıp, aşında kılıp atkan bir gen Hıtay. Nöbette, şu Hıtay diye aşağı atkan, hiçbir ne devlet, ne başka bir talepi yok. Özünün cennine bakıp, şu ibadetini kılıp aşağı atkan, Tungallarının arası mı, kandak, Muşulların ki bir hatircem yaşı mı, şu yakın kıyılardım bir gen. Şulağımı çidim, şulağının mescitlerinin üstündeki gümbezlerini tatım. Hemmesini çıkıp özgertip çürüp kılıp atkan yüzlerce görünüşünü gördük kalmışsınlar. Demek bu yamıravatı da Hıtay'ın tabiatı da bu numusuzluk boğandı iken bunu asla asla minna yok düşka en küçük şekilde bunu icra kılıp atıdı kadarıyla görmelerimiz. Hoş yeni bir haberimiz gelsek. Amerika İstihbarat İşhanesi Uygur İrki Kırgıncılık hakkında dokülat ilan kıldı. Elbette bu mu? Bu abdetkin ait muşim haber. Her daim tarihlik organlar tarafından vatanımızdaki Hıtay'ın tecavüzcülük, Hıtay'ın cinayetleri aşikarılınıp, ilan kılınıp duru atıdı pat pat. Bu katıma Amerika İstihbarat Başnazarı Dışkanısı Hıtay'ın Uygur Abdunum rayonundaki irki kırgınçılık ve yığılıp terbiyeleş merkezleri teması da bir dokülat ilan kıldı. Dokülatın Uygurlarla yürgüzülgen irki kırgınçılık hakkındaki kısmı da Hıtay'ın 2014 yılından başlayıp Uygurlarına atılmış dini asabilikini yoktuş bahanesi de terörlükte katlı zarar veriş hareketini başlayanlığı bununla aslında Hıtay'ın 1950'li yıllarda başlayan asimilasiya, medeniyet kırgıncılık hareketinin asas bulgallığı görüntüleyen bir yerdi. Ulaf gayrı. Dokülatta tutkun kılınğıçılar, ziyankeşlikke uçurğıçılarının güvahlıkı ve hükümetsiz teşkilatlarının dokülatı asaslanğanda Üzlüksüz devamlaşkan bu hareket kişilerini kan kölemde tutkun kılış, mecburi emgek seliş, uygulanan dini faaliyetlerini çekleş, mınısını yiyiş, kıyın kıstakı iliş, cinsi horlaş, mecburi doğmaz kılış, mecburi hamile çürüş, ailelerini parçalayıp veyran kılış, katarlıklarını öz içi kaldı. Bu Hıtay'ın kılıp atkan cinayetleri. Hıtay rejimi bu siyasetlerini küçülük takip nazarat sistemisi arkalık icra kılıp atıdı. Onlar yüzünüş teknikisi, biometrik teknikisi ve GPS teknikisi arkalık uygulanan varlık hareketlerini Taqib qilib atganligini ham bu dokulatda tilga olindi. Dokulatning atalmış yig'ilib tarbiyalash markazlar qismida bo'lsa, Xitoydan 2014 yil boshlagan zarb berish harakatidan 2017 yilga kelganda biroqla yuqori pallaga ko'tarilganligi. Bu jazo lageri masalasi. Hozirgacha nomusizlarchi maktabda bo'ldi bu nomusizlarim deb. 2017 yilda biroqla yuqori pallaga ko'tarilganligi xohlagancha tutilgan, sotlanmaylik kesilgan uyg'urlarning hassilab ko'payganligi ularning asosan yig'ilish lagerlariga va turmalarga solanganligi bir qismining Xitoyning Xitoy o'lkalaridagi zavodlarga amga kuchi qilib yotganligi haqida ma'lumotlar bor. Nihoyat qimmatli ma'lumotlar bor. Demak, ya'ni bu Şu yakınki yıllardan bir yan, hatta şu anda tutkun kılınan sansanaksız, şu hazır besim sebeplik, hazır ceza lagerlerinin ki, lagerinin sahanından azayıp, türmelerinin köpeği getirdik hem tülük edildi. Çünkü hemimiz anladık ki, ceza lagerdiklerine, halıgancı sotlamaydı 10 yıl, 15 yıl, kesip tam türmelerine götkeye vatkanlıkını. Demek ki yani bu meselelerimi tülük edildi. Bu Amerika İstihbarat Başnazarı işxanası bolsa istihbarat uçurlarını toplam Amerika istihbaratı üçün içki vaziyetini görüş imkaniyetini təminləyən bir orun bulup her yıl Amerikanın dövlət içi ve xalqaradakı mühim məsələlərə aid mühim dokulatını elan qıb durduğan bir orqan. Xoş, yeni bir xəbərimiz kəsək. Marco Rubio'nun Taşqı İşlər Ministeri vəzifəsinə köristilişi diqqət qozğadı. Qadirli körmələrimiz əlbəttə Marco Rubio, belki bir yıl içinde kaç onluğun haberi çıkan buluş mümkün. Uygurların her kandak Amerika'da çıkan kanunlardı mı? Bu adamın hessi var. Uygurlar meselesine, Hıtay'ınki numussuzluğa. Fakat Uygurlarla meselesine, elbette Uygurların bizden meselelerimizin her kandakına nihayet küçülük avazı çıkarıp atkan bir siyasetçi Amerika'daki. Onun kadar emez, Amerika'nın menfaati için mi Hıtay'ınki
қылып атқан бешемдеке нұмыссыздыққа ән күшілік авазы чықырып атқан бір сиясат жамын Америкада. Бұ қатым, Трамп ішкенде қатым, ғалбы қылып сайланды. Әмде, мұшу, әзірдің баштап Трамп өзінің ке, кабинеттеді ке, кемлерінің қандақ вазифеге отырғалдықын әзір бір баштын ақпаратылды көпләп чықып атуды. Марко Рубионың болса, ташқышла министрлыққа тәйілдіңдіғалдықы найты күшілік тілгі әліні отуды әтті бәз ақпаратлады болды деп дейлі отуды. Чүнке дейілген мәселі әтігін Трамп кәген дейкен әмесіне вазиф башлайды дәмді. Бұ диққат қозған мәселе, Қытайны биарам қылып атқан бір мәселе. Чүнке Марко Рубио, бұ хабар Америка авазден берілді, шо Трампның ке кабинетті бұ қатым Марко Рубионың ке. Қытайға нәспәтен әң қатты қол бұлып атқан бір сиясатшының ке бұ вазипеге тәйілденіше. Әтті Қытай тарат қолыр тәріпіден Қытайға қаршы әң радикал шәқс деп сүпәтленген Марко Рубионың бұ вазипеге келіше. Қытайны ұйғыр қаттық биарам қылып атқан бір мәселе екенлігі тілгі әліні отыды әзір ақпаратлады. Reuters агенттігінің көрсетуінше Трамп құрған дәулет бейхатерлік группасы еңі Америка үкіметінің сабық Байден үкіметінің ұзындын биян Қытай білім болған рекабетіні контрол қылыш сиясатын ваз кешіп, Тайванны қолылаш ва Қытайның Американың зәрлі чекемлік күрісідік ролы қарыштыру сиясатын ваз кешіші мүмкелікіні Қытайға қаршы қатты қол сиясатыны техімі күшейтедіғалықыны көрістеді кән. Әлбетті Марко Рубиодың башқа, яна бұ қатым, ташқышла вазипісіге Марко Рубио, Жүміректі партиясының парламент әзасы Майкл Валызның болса, Ақсырай дөлет бейхатерлік мәсләхәтчісі вазипеге көрістіліше вә дөлетлік істихбарат идарысының сабық баш тәптіші Джон Раткеліфнің мәркізі істихбарат идарысының CIA-ның башлықлық вазипісіге көрістіліше бұның адыр жидді шәкілді тілгі әлініше Бейжанны жайды олтырғы, яғни Бейжан олтырамай қалып атыды бұл мәселді. Қаттық бір арам бұл атыды деп, ақпаратларда бұл атылға әлінді атыды. Әлбетті, Қытайның Тихімбек, Қытайның Чичаншы тішіне, Тихімбек саран қылышыне алдымыз күн күнләді көрдіған дәктүріміз, қайны бір вәзіпсі олтасын, оның кейіндегі сиясатлынымы көріміз әлбетті. Demek kadirli körmelerimiz, bu haftadaki haberlerimiz bu adına ibaret. Vatanımız, milletimiz için nurgun yaxşı işlerinin royapka çıkışını, emelge işini ümit kılımız elbette. Şunun o köre terişişimiz kerek elbette muhacirettiki Uyghurla bu lüsüplümüz bilen. Allah ömür bəlsə, ədiki gündülü haberimizi hafta ahırda, haftalik haberimizi görüşkice. Aman bu gayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu.